Keloğlan'la Sihirli Kuş Masalı. Bir varmış bir yokmuş. Bir masal ülkesinde güler yüz derler, gül yüzlü, güler yüzlü bir kız varmış. Gül yüz bir padişah kızıymış. Bir gün gergefini kurmuş, nakış üstünde nakış işliyormuş. Has bahçede derken görülmemiş güzellikte, gerdanı kınalı, gözleri zümrüt, gagası mercan bir kuş gelmiş. Gergefin üstüne konmuş. Gözlerini kızın gözlerine dikmiş, başlamış iç bir ezgiyle ötmeye. Gül yüz sanki büyülenmiş gibi ayıramamış gözlerini kuştan. Neden sonra incili ipek çevresini kaldırıp atlamış kuşun üstüne. Kuş çevreyi mercan gagasıyla kaptığı gibi pır diye kanat çırpmış, uçup gitmiş. Kız da arkasından baka kalmış. O günden sonra Gülyüz Sultan her gün has bahçeye iner, özlem dolu gözlerle kuşu bekler dururmuş. Ama ne çare, bu göz kamaştırıcı kuş bir daha görünmemiş. Küçük sultansa kuşu bir türlü aklından çıkaramıyormuş. Kuşun özlemiyle günden güne sararıp solmuş. Ülkenin tüm hekimleri padişah kızının derdine çare bulmaya çalışıyorlarmış. Onlar çalışa dursunlar, biz haberi Keloğlan'dan verelim. Keloğlan gül yüzün çevresini kuşattığı günlerde yine yayan yapıldak dağ bayır dolaşır dururmuş o yörelerde. Dağlar aşmış, dereler geçmiş, çıkınındaki azığı tükettiği bir gün bir garipçe kuş gelmiş. Yorgun kanatlarla bir çalı dibine atmış kendini. Keloğlan sevinmiş. Kısmetim ayağıma geldi. Tutar, kızartır, yerim demiş içinden. Usulca sokulmuş, külahını atmış üstüne. Kuşu tutmuş, bir de ne görsün. Ağzında sırma işlemeli, incili bir çevre. Keloğlan şaşmış kalmış. Bu göz alıcı renklerle bezeli kuşu kesip yemeye kıyamamış. Ağzına su akıtmış. Bu kuş yuvasına her zaman inci mercan götürüyorsa yaşadık demiş. İzleyip yuvasını bulmak için kuşu salıvermiş. Kuş uçmuş, Keloğlan koşmuş. Kuş uçmuş, Keloğlan koşmuş. Derelerden sel ile, tepelerden yel ile gitmiş kuşun ardından, başındaki kel ile sonunda vara vara cennete eş bin bir renkli bir bahçeye varmışlar. Kuşu kaybetmiş bahçede ama kendini kaybetmemiş Keloğlan. Bahçeyi geçmiş, bir altın saray çıkmış karşısına. Saraya girmiş, kimseler yokmuş içinde. Keloğlan şaşkın, "Buranın elbette bir sahibi vardır." diye geçirmiş içinden. Dönmüş dolaşmış, bir kapıyı açmış. Bir yemek odasını görmüş. Ne isterseniz varmış sofrada. Canı çekmiş Keloğlan'ın. Elini uzatıp da bir lokma alacak olmuş. "Yerse önce Murat Şah yer." diye eline bir kepçe vurmuşlar. Birdenbire Keloğlan'ın eli şişmiş. Ne vuranı görmüş, ne söyleyeni. Korkmuş Keloğlan. "Periler sarayı olmasın burası." diye çıkıp kaçacağı sırada bir kanal sesi çalınmış kulağına. Hemen bir dolaba girip saklanmış. Biraz sonra o gerdanı kınalı, kanadı nakışlı kuş gelmiş. Odanın ortasındaki su dolu altın leğenin içine dalmış. İnanamayacaksınız ama bir silkinmiş, tüyünü teleğini dökmüş. Civan bir delikanlı olmuş. Keloğlan gördüklerine inanamamış da olanlara akıl erdirmeye çalışırken delikanlı koynundan o incili çevreyi çıkarmış. Hem koklar hem de "Ah sultanım, nerelerdesin? Senin gözlerinde yaşlı mı şimdi?" diye gözyaşlarını silermiş. Bir süre ağlayıp söylendikten sonra yine kuş olmuş, pır demiş, uçup gitmiş. Keloğlan'ın ağzı açık kalmış. Hemen dolaptan fırlamış, kendini bu perili saraydan dışarı atmış. Arkasına bile bakmadan oradan kaçmış. Sihirli bahçeyi geçmiş, alacakaranlıkları aşmış, düze ulaşmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Derken bir yerlere gelince bakmış ki bir kalabalık, bir kıyamet. Sokulmuş Keloğlan da ne oluyor diye.
Burası bir hamammış. Ülkenin padişahı, kızı Gülyüz Sultan'ın derdine çare bulamamış da bu hamamı yaptırmış. Dört bir yana da haber salmış. Her kimin başından ilginç olay geçmişse gelsin anlatsın. Hamamda da bedava yıkansın demiş. Keloğlan başından geçen hikayeyi padişaha anlatmış. Padişah, hamamı sana bağışladım. Ne olur bana oranın yerini göster diye yalvarmış Keloğlan'a. Böylece sihirli kuşun yoluna az gitmişler, uz gitmişler. Sonunda Keloğlan bin bir renkli o sihirli bahçeyi bulmuş. Altın sarayı Gülyüz Sultan'a göstermiş. Asil görüp şaşacaklarına, içeride Sultan Bacı, hadi eğleşmeden girelim saraya demiş. Ama Gülyüz Keloğlan'ı tehlikeye atmak istememiş. Helalleşip ayrılmış. Altın saraya girmiş. Dolaba saklanmış. Biraz sonra sihirli kuş gelmiş, silkinmiş, civan yapılı bir genç olmuş. Sultanın çevresini çıkararak, "Bu çevreyi işleyen eller sağ mı? Bir daha sultanımın yüzünü görebilecek miyim?" diye ağlayıp mendille gözyaşlarını silmiş. Kız hemen koşmuş, delikanlının kollarına atılmış. Meğer bu delikanlı da insan soyundanmış. O da bir padişah oğluymuş. Murat Şah'mış adı. Masal bu ya, nasıl olmuşsa perilerin ağına düşmüş bir gün. Bir daha da kurtulamamış tılsımlarından. Onu seven bir ihsan eli, eline değinceye dek bozulmamış tılsım. Sultan ona sevgiyle sarılınca tılsım bozulmuş, periler ülkesinden birlikte kaçmışlar. 40 gün 40 gecelik düğünleri kurulmuş, mutlu bir yaşama başlamışlar.